Koronavirüs Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve hızla tüm dünyaya yayıldı. Türkiye'de bir vaka görülmemişti ancak Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasıyla Türkiye'de de bir vaka olduğu öğrenildi. Vatandaşlar da hızlı bir şekilde koronavirüsle ilgili araştırmalarına başladılar. Bunlardan bir tanesi de araştırılan konulardan bir tanesi de yaptırdığımız özel sağlık sigortaları koronavirüsü kapsıyor mu kapsamıyor mu? İşte biz de bu soruya yanıt arayacağız. Şimdi yanımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi özel sağlık sigortalarımız var. Bir yanda da bir koronavirüs var. Ölümcül bir virüs. Kapsayacak mı bununla ilgili yaptırdıklarımızı? Şimdi evet, dünyada şu an konuşulan konuların başında tabii ki koronavirüsünün yanı sıra bunun tedavisiyle ilgili konular. Bunların başında da özel sağlık sigortalarının koronavirüsüyle ilgili rahatsızlıkların tedavilerinde kapsama dahil mi ya da kapsam dışında mı şeklinde tartışmaları yapılıyor. Şimdi dünya genelinde ve ülkemize baktığımızda genelde sağlık sigortası poliçelerinde salgın hastalıklar diye ifade ettiğimiz kapsam durum kapsam dışındadır. Çünkü salgın hastalıkların ne olacağını bilemediğimiz için koronavirüsü de birçok ülkede salgın hastalık ilan edilmesine rağmen bu tartışmalar yapılıyor. Ülkemizde henüz koronavirüsüyle ilgili bir salgın hastalık ilanı söz konusu değil. Eğer koronavirüsüyle ilgili ortaya çıkan vakalar neticesinde bir salgın hastalık ilanı söz konusu olursa o zaman koronavirüsüyle ilgili yapılacak olan tetkik ve tedavilerin poliçe kapsamı dışında olacağını öngörüyoruz. Ancak burada tabii ki özel sağlık sigortası poliçesi bulunan ve bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımız hastanelere, özel hastanelere herhangi bir gripal enfeksiyonla ilgili tetkik amacıyla hastaneye gittiklerinde bir bağlamda sigorta poliçeleri bunların karşılaması gerekiyor. Ancak bu tetkik neticesinde bir koronavirüsü enfeksiyonu tespit edilirse o zaman özel hastanenin ya da ilgili sağlık kuruluşunun bu vakayı derhal ilgili sağlık il müdürlüklerine, ilgili bakanlıklara bildirmesi gerekiyor. Çünkü şu an hükümetin ya da devletin bununla ilgili yapmış olduğu çalışmalar sadece Sağlık Bakanlığı'nın ilgili hastaneleri tarafından yürütülüyor ve karantina altına alınıyor. Bu kapsamda bu hasta özel sağlık sigortası poliçesi olmuş olsa da dahi ilgili bakanlığın yani Sağlık Bakanlığı'nın ilgili devlet hastanesine alınacak ve tedavileri burada yürütülecek. Tabii ki özel sağlık sigortası poliçelerinin kapsamına baktığımızda bu tür vakalarda geçmiş yıllardaki örneklerine bakıldığında bu tür vakalarda kapsam dışında kaldığını ve ilgili vakaların tedavilerinde devletin devreye girdiğini görüyoruz. Bu hadisede de inşallah sayısı artmaz, bir vakayla kalır. Alınan tedbirler de son derece önemli. Buna da mutlaka uymalıyız. Ancak böyle bir vakanın ortaya çıkması halinde özel sağlık sigortası bulunan vatandaşın ilgili Sağlık Bakanlığı'nın devlet hastanesi tarafından karantina altına alınıp ve sağlık giderleri, sağlık tedavileri, tedavi masrafları devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Tabii burada ilk akla gelen Sosyal Güvenlik Kurumu bu yükü, bu tedavi masraflarını Sosyal Güvenlik Kurumu'na yıkmamak gerekiyor. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu da neticede vatandaşlardan prim toplamak suretiyle tedavi yapan bir tedavilerini karşılayan bir kuruluş. Burada devletin yani hazinenin devreye girmesi ve tedavi masraflarının hazine tarafından karşılanması gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.